Günümüzde karşılaşılan çevre sorunları, bedeli ağır olan ve ödenmesi güç faturalar ortaya çıkarmaktadır. Yanlış alan kullanımları ile doğal ekosistemler hızla tüketilmekte ve sağlıklı çevre koşullarından yoksun ortamda yaşantısını devam ettiren insanların hayatını tehdit etmektedir. Doğanın işte şey yani, bunu yemeden ziyade bunu bulmak. Şimdi bana göre herkese özgü değildir o. Ben kavurmadan çok değerli. Ben bir şey. Yemeden ziyade bunu ye. Bulmayı Sucuk çok severim. Bunu ye. Arkadaşım da. Çok severim. Sucuktan değerli. Evet, ekibimiz üyeleri de şuna aynı. Bak, hem bak ne kadar büyük. Ne kadar büyük tabii. Ben ne yapacağım zaten? Tabii sizin ya. Tabii. Teşekkür ederim. Tabii sizin. Size buluverem dedi abi. Yo, her zaman buluyor. Ben geçenlerde buharıcı verdim. Köylülerden tabii. Köylülerden var benim de ben Arı'nın yanına geliyorum. Arı'nın yanına geliyor. He. Usta bir iki tane daha bulalım da geçemezse birer tane yiyelim. Ya. Bu şimdi ben bunu bir tane bulduğum zaman bir çeyrek altın bulmuş gibi seviniyor. Ya aramasın. Halbisem olur mu işte seviyorum ya seviniyorum. Halbuki çeyrek altın eder mi? Mümkün mü? Evet. Ama ben ama bunu başka diğer yerlerine iyi bakın. Geçmeyin hemen. Hemen geçmeyin. Bunun etrafında olabilir. Bazıları bırakır geçer. Ya size bulan bir tane de bulamadık dedin de ben onun için yardım bir ol ya. Evet gerçekten kaç gündür arıyorlar. Bir tane bile bulamadılar. Hadi ya. Evet. Mehmet abinin izniyle zaten. Bunları tek kurcalayamazsın. Şöyle eğilip de aralarına baktın mı o sapsarı görünür çıktıysa. Varsa sapsarı görürsün onu. Sapsarı görürsün. Evet sevgili izleyenler, Doğan abimize teşekkür ediyoruz. Bir de öteki üstadımın adını soramadık. Asıl bulan oydu. Ha, aha bak burada da var, gelin bir tane daha. Hadi gel. Ha, bak bu da güzel. Hadi Doğan abi bir tane daha. Al bakalım. Ha. Alayım şöyle, mı? Şöyle, bunu şey yapalım, dur bir dakika. Keselim, keselim ki kökü kalsın. Tamam. Evet. Gelecekte o belki... Abi dibi gene olsun. Tamam, bir tane daha bulmuş bak abim. Evet. İki, üç tane varmış, hadi. Hadi bakalım. Bak. Hadi rastgele. Çok teşekkür ederim. Toplumun içine gerek. Üstadım isminiz neydi, sizin de isminizi alalım. sizin isminizi de alalım. Şaban benim ismim. Şaban Bey çok teşekkürler. Bir dakika bakalım. Bir dakika. Araya bakmaya gidiyoruz. Evet, Çığlık'tan Şaban Kara. Kara. Evet. Evet efendim. Bugün ekibimiz şu anda altın bulmuş gibi oldular. Çünkü çeyrek altın. Evet. Çünkü çeyrek altın diyor adam. Beşi bir yerde değil, çeyrek altın. Çünkü kaç gündür mantar arıyorlar ama bulamıyorlar. Ya da işi bilmiyorlar çünkü. Bakın yenge. Şaban Bey buluyor bunlara. Bak Şaban abimizin ayetinde. Ben oradan girdim bak. Oradan girdim. Nasip ya. Evet. Oradan çıktım. Burayı bakmayacaktım buraya. Bak. Devam bak, etmiş. Şeyde... Siz bulamadınız diye ben dedi bir iki tane buluverem yiyen dedi yani. Ya vardır canım yok değil. Şimdi gerçi biz de 50-60 senedir bu mantarı toplarız. Bu memleketin insanı olarak. Fakat eskiden çok fazla vardı. Bir oda içi kadar yerden bir sepet doldurur giderdik. Abi çok karıştırıyorlar. Çok fazla vardı. Fakat biz elektrik olmadığı için köyde o zaman 60-70 sene önceden bahsediyorum. Hı hı. Biz bunu... soğuk hava deposu da yok, buzdolabı yok, bilmem ne yok. Evet. Biz bunu bir sepet toplar, onu konu komşuya gitmeyenlere dağıtırdık. Çoktu. Evet. Her gün gel, her gün topla. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki herkes bunu bildiği için daha çıkmadan kurcalıyorlar. Havalandırıyorlar. Çıkmadan o havalandırdın mı orada artık bir daha zannetmiyorum. Öyle zannediyorum çıkmıyor. Ama bilinçsizce de olduğu için tamamıyla nesilleri kuruyor galiba. Kuruyor işte mantar büyüdükçe, mantar büyüdükten sonra herhalde öyle ki patlama bir durumu oluyormuş. Onu toz halinde veya tohum halinde oraya yayıyormuş. Ondan sonra orada bir oda içi kadar yerden bir sepet toplardık. Bir tane daha bulundu herhalde. Tamam. Burayı neden burada buluyoruz biliyor musunuz? Evet. Bu şey oluyor.
Burada da kurcalamadıkları için. Abi ha. Şuraya bir bakıver. Bir bakabilir misin diyor. Burada da var diyor herhalde. Bir bak. Ben kamerayı tutuyorum. Ama bunlar ondan mı değil mi? İki tane küçük. Yok var. Değil. Değil. O değil. Bakın bunlar pembemsi şeklindedir. Bunlar değil bunlar. Bunların bu pembedir. Onlar siyahımsıdır içleri. Çeşit çeşittir onlar. Onların aslında yeneni de vardır. Fakat biz onları kullanmıyoruz. Yani yemiyoruz. Altılıyor muyum? Fazla giren olmadığı için gerçekten. Biz bunları belki bulduk. Belki bilmiyordur. Yani millet şeyin altına gidiyor. Tabii. Burayı es geçmişler. Çünkü karışsaydı belli olurdu. Ha bu zehirli olan değil mi şu? Ha evet. Zehirli olan. Ve şu kökü var ya. Nerede o? Bunun bir de buna benzeyen kökü beyaz olan. Bir bakayım. Kökü beyaz olan vardır. Buna benzer fakat o böyle, bunun gibi kırmızı değildir. Evet. Bak bu kırmızıdır. Ya pembedir yahut da. Hı. Değil mi? Evet. Bu işte. O buna benzer bir tane vardır. Bu kadar pembe değildir. Fakat şeydir. Kökü beyazdır. İşte onu yemiyoruz biz. Belki de yenen bir mantara. Ama biz yemiyoruz. Şaban Bey teşekkür ederiz. Şeyzeyli abi ya ne demek ya? Tamam. Her zaman için ya. Hadi bakalım. Balın bol olsun. Sağ ol. Gün geçtikçe artan çevre sorunlarına paralel olarak yok olan doğayı korumak, insanların yeşil alan ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak, bitkiler ve onların kullanımları hakkında bilgi vermek için ele alınan çözüm yollarından biri de arboretumdur. Arboretum diğer adıyla botanik bahçeleri, halka açık olmaları nedeniyle insanların doğa ile iç içe olmasını sağlamakla birlikte çeşitli bitkiler hakkında bilgi edinebilecekleri, kültürlerini yükseltebilecekleri yeşil alanlardır. Özellikle üniversitelere bağlı olduklarında öğrenciler ve akademik personel için araştırma ve bilgilenme alanı olarak görev yapmaktadırlar. Botanik bahçeleri kuruluş amacına yönelik düzenlemelere tabi olabilir. Şehirler ekonomik işlevlerinin yanı sıra sosyal yaşamın aktif olduğu ve çevre kalitesinin kentlinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediği yerlerdir. Kentlerin aşırı nüfus artışı nedeniyle büyümesi ve gelişmesi nedeniyle doğal yeşil alanlar azalmakta ve hatta yok olmaktadır. Sanayinin artması, yeni yol ve yaşam alanlarının yapımı, acımasızca doğal ortamın yok olmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden şehir içi yeşil alanların çoğaltılması ve korunması gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Peyzaj yaklaşımının şehir içinde etkinlik kazanmasında temel aracı olan kamusal dış mekanlar, artan nüfusa paralel olarak özellikle şehir içinde nitelikli mekan gereksinmesinin karşılanmasında giderek daha fazla önem arz etmektedir. Şehirlerde özel bir rekreasyon alanı olarak işlev gören botanik bahçeleri, çok çeşitli canlı bitki türlerinin bir araya getirildiği açık hava müzesi ya da bitki koleksiyonu olup dış mekanlar sisteminin topluma açık bir parçasıdır. Botanik bahçeleri sadece bitkilerin, habitatların ve koruma bilincinin önemini artırmayı değil, aynı zamanda ziyaretçilerinin hareketlerini, davranışlarını ve sosyal değerlerini etkileyen deneyimler kazanmasını sağlar. Botanik bahçeleri, yürüme yolları, oturma ve seyir alanları, su yüzeyleri, düzenlenmiş bitki koleksiyonları, kafeterya ve restoranları, hayvanat ve çocuk bahçeleri gibi farklı nitelikli birimleriyle çok yönlü pasif rekreasyon merkezleridir. Botanik bahçeleri, büyüklüklerine göre bitki koleksiyonları, seralar, idari yapı, laboratuvar,
teknik donanım alanı gibi bölümler içerdiğinden ve aynı zamanda eğitsel ve araştırmacı yönünden dolayı diğer bahçelerden ayrılmaktadır. Bu nedenle botanik bahçesine ayrılacak yerin özenle seçilmesi gerekir. Bunun için de ekolojik koşullar, ulaşım, sulama olanakları gibi unsurlar önem kazanmaktadır. Botanik bahçesinin işlevlerini yerine getirebilmesi için seçilecek yer ya da yerlerle ilgili olarak bazı verilerin elde edilmesi ve kararların bunlara göre verilmesi önemlidir. Özellikle bir eğitim kurumuna bağlı çalışan botanik bahçelerinin eğitici ve bilgi verici özelliklerinin yanında doğa ve çevre bilincini geliştirici nitelikleri de olmalıdır. Botanik bahçelerini kullanma kültürünü geliştirme amaçlı okullara yönelik hazırlanan kurs ve kamp programları küçük yaşlarda çocukların bu kültürü kazanmalarına katkıda bulunmaktadır. Arboretum ya da ağaç parkı esasen ağaçlar ile ağaççık ve çalı gibi diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bahçesidir. Böyle bahçeler bilimsel araştırma ve gözlemler için kullanılmakla birlikte çeşitli canlı ağaç türlerinin koleksiyonunu barındıran birer müzedir. Bunun dışında bir botanik bahçesinde bulunan ve ağaç, ağaççık ve çalıların dikimine ayrılmış olan bölümde arboretum olarak anılabilir. Pinetum ise iğne yapraklı ağaçların yetiştirilmesinde özelleşmiş arboretumdur. Antalya henüz tam anlamıyla gelişmiş bir ağaç parkına sahip değildir. Tam anlamıyla arboretum yani ağaç parkı oluşması için dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş ağaç ve çalı örneklerini barındıran canlı ağaç müzesi olmalıdır. Antalya'da doğaya özlem duyanları çam ağaçlarından oluşan korulukların, zeytin ve portakal bahçelerin olduğu geniş araziye botanik bahçe ile daha yeşil bir alan oluşturulma çalışması yapılmalıdır. Yüzlerce begonvil çeşidinin, anıtsal ağaçların, herbaryumun ve endemik bitkilerin olacağı arboretum, ağaç parkı veya botanik bahçe oluşturuluyor. Tamamlandığında ziyaretçiler doğanın renkleriyle buluşacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki bitki türlerinin sergileneceği müzenin ana teması genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ve süs amacıyla iç ya da dış mekanda bulundurulan renkleri dikkat çeken begonvil olmalıdır. Halk arasında bilinen adıyla gelin duvağı çiçeği olan bitkinin 80 türünün Antalya Kültür Park ve Dokuma Botanik Bitki Müzesi'ne dikilmesi planlanmış durumdadır. Antalya Botanik Parkı'nda Herbaryum Müzesi de olmalıdır. Antalya yöresinin endemik bitkilerinin de olacağı botanik bahçede anıtsal niteliği olan ağaçlara yer verilmelidir. Doğa okulu görevi yapacak olan müzede herbaryumda kurulmalıdır. Kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer olan herbaryumda doğadan toplanarak preslenme yöntemiyle kurutulan ve özel kartonlar üzerine yapıştırılan bitki sergilenir. Atom bombası, direnen ağaçlar da botanik bahçesinde bulunmalıdır. Çocuklara bitkileri sevdirmeye aşılayacak olan botanik parkta Japon bahçesi ve Anadolu bahçesi de kurulmalıdır. Japon bahçesine Hiroşima nükleer felaketinde atom bombasına direnen türlerden oluşan 100 adet ağaç dikilmelidir. Yetişmiş çam ağacının bulunduğu botanik parkta manolya, çınar ve Trabzon hurması da yetiştirilmelidir. Böylece içeride sizleri birbirinden renkli ve büyüklü küçüklü ağaçlar karşılıyor olacaktır. Mevcut haliyle Antalya Botanik Parkı'nı her mevsim ziyaret edip her ziyaretten de ayrı keyif almanız mümkün. İlkbahar ve yaz aylarında daha cıvıl cıvıl rengarenk bir dünya sizi karşılarken, sonbaharda yapraklarını dökmüş ama güzelliklerinden asla ödün vermemiş ağaçlar size merhaba diyor. İnsanın şehirlere olan tutkusu bazen yeşilin en güzel tonlarını kaçırmasına neden olabilir. Bir derenin kenarında oturup doğayı en yalın haliyle izlemesine, elini ısıtacak bir çay bardağına ve
görmediği, duymadığı birçok yaprağın o kırılgan sesini unutmasına engel olsa da, fotoğraf tutkusuyla başlayan serüven, o insanı kendisine çeken sihirli orman, Antalya Arboretum'una doğru gitmesine engel olamaz. Bütün gezdiğimiz yerleri gösterir. Bir bilim adamı diyor ki, insanları tanıya tanıya hayvanları daha çok sevmeye başladı. Çünkü hayvanlar nankör değillerdir. Bir ekmek verirsin, kuru bir ekmek verirsin, artık senin yanından hiçbir zaman ayrılmaz. Kovalasan dahi sinirlenirsin, anlar ki senin sinirlendiğini, kuyruğunu kısar ve gider bir yere saklanır. Senin sinirin ne zaman geçerse dövdüğün halde, o anda hata yapar da vursan dahi oradan çıkar gelir ve sanki hiçbir şey olmamış gibi kuyruğunu sallayarak seni terk etmez. Yani köpek kediler, dostlarımız. Kediler öyle değildir. Köpek dostlarımız. Kediler öyle değildir. Evet. Kedileri dövdüğün zaman kaçar gelmez. Evet. Onun için namkör derler kedilere.